Kanalımdan herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoda beraberiz. Gördüğünüz gibi benim bitkili akvaryumu bugün bir elden geçireceğim. Su mercimeklerini biraz topladım. Diğer akvaryumlardan falan topladım arkadaşlar. İçinde Lepsis otu falan vardı. Bayağı bir duran. Hani benim çevirip de havalandırmadım. Lepsis otlarının yananlar olmuş işlerini biraz. Onlar. Bir de ortalama 5 aydır temizlemediğim pipo filtre, onu da şimdi çıkarttım. Temizlemedim size göstermek için. Bakalım ne kadar pislik çıkacak 5 aydan beri temizlemeyen pipoda. Yani şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, su mercimekleri hala var. Bu şekilde, hatta şu armatürünü de şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Su mercimeğe ihtiyacı olan arkadaşlar bana lütfen ulaşsın. Elimde bayağı var. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan nereden baksanız bir yarım kilo vardır. Hatta içinde balık var, onu alacağım birazdan. Toplarken onlar da içinde gelmiş. Burada bayağı var arkadaşlar. Yani bayağı var. Yani 200 santim şöyle kalınlığında. Lepsis otu var. İsteyen alın arkadaşlar da vereceğim. Ben zaten sürekli oluyor. Çok miktarda olduğu için şu anda hani vermek istiyorum. Hobici arkadaşının işine yarasın. Valla 5 aydır burada pipo filtre temizlemesi yapmıyordum arkadaşlar. Zaten beni hani bilenler, bu akvaryumu görenler de bunu çok iyi bilirler. Burada zaten diğer videolarımda da olduğu gibi buradaki bluegrass ve redgrass'lar da minik minik yavrulardı. Hatırlıyorsanız eğer. Burada hiç su değişimi yapmıyorum arkadaşlar. Kesinlikle su değişimi yok. Sadece su azaldığı zaman su ekleme yapıyorum üzerine. Mesela gördüğünüz tülva tozu çok küçüktü, bu büyüdü. Ondan sonra dediğim gibi bluegrasslar, redgrasslar da maşallah onlar da büyüdüler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Armatörü şöyle yan koydum ki hani diklemesine durmuyor. Hani rahat bir şekilde de sizlere göstereyim diye hani uğraşıyorum. Şimdiki pipo temizliğine geçelim arkadaşlar. Onu da hani şuraya şöyle bir düzenek ayarladım masanın üzerine. Hani net bir şekilde görün diye. Arkadaşlar 5 aydır yıkanmayan pipo filtre burada. Yani nasıl, ne kadar pislik çıkacak ben de merak ediyorum ama bayağı bir yoğun pislik var gibime geliyor. Şurada akvaryumumuzun kendi suyu. Pipo filtre temizliği yapacağız. Şurada zaten parçalar. Tabii birazdan yardım isteyeceğim çocuğumdan. Çünkü tek başıma çekemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada kendi suyuyla ilk önce şöyle temizlemeye başlıyoruz. Şu ak duvarı beyaz olsun dedim ki hani pisliği de görün diye. İşte bayağı bir pislenmiş maşallah. Yani kaç aydı? 5 ay oldu. Rahat 5 ayı var. Yani belki de 6 aydır. Hiç temizlemedim. Tabii temizlemedim derken de bu arada tabii piponun havasına sürekli takip ediyorum. Hani havasında çok azalma var mı? Hani havası bitmesi durumunda hani balıklara sıkıntı olur mu? Hep takip ettim. Dedim bugün de hani bir temizleyeyim de sıkıntıya girmesin. Hem balıklar hem pipo filtre diye. Ondan sonra bakın görüyor musunuz? Hala bildiğiniz zift gibi akıyor. Şöyle daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, simsiyah su. Umarım bu videolarım sizlere hani bir şeyler bir şeylerin faydası oluyordur arkadaşlar. Hani gerek pipo temizliği, gerek Artemia'na süzülür. Gerek Tofu Felis kurtlarda nasıl bakım yapılır. Zaten diğer videolarımda bunlarla ilgili bilgiler veriyorum. Ondan sonra tabi bunlar da böyle ara ara hani sizlere göstermeye çalışıyorum. Size son durum videosu da belki pazar günü akşam çekebilirim arkadaşlar. Tüller, elindeki olan tüllerle ilgili. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu alalım buradan. Şöyle. Arkadaşlar bakın şu su gördüğünüz gibi tek bir tane pipodan çıkan pislik.
Onu da şuraya şöyle dökelim. Bu filtre temizlik yapmayan diyen arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu tamamen hem aman telefon düşüyordu. Hem şey arkadaşlar. Hem suyun sudaki bakteri kültürü hem de suyun pisliği. Şunu da tekrar geri akvaryum içine koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ben hemen yardım isteyeyim. Arkadaşlar şimdi yardım istedim oğlumdan. Burada akvaryumun kendi suyuyla süngeri arındırıyorum. Yani bu tabii şu anda bayağı bir pis koku oluyor. Çünkü sünger havalandıkça o bakteri kokusu, pislik kokusu da arkadaşlar inanılmaz derecede oluyor. Ya tabii evde ciklet besleyen arkadaşlar da daha fazla koku olur. Ciklet türü besleyen arkadaşlar. Tropikal ormanlarda o kadar hani koku uzun süre sonra oluşmaya başlıyor. O da tabii pimofit hani temizlemenizle alakalı bir şey. Bakın bir tas suyla arkadaşlar. Tekrar içinden hala aynı su çıkıyor. Ben bu suyu şöyle söyleyeyim. Ben bu suyu arkadaşlar hani iyice arısın, bembeyaz olsun diye uğraşmayacağım. Sadece hani bu şeydeki hani üzerindeki yağ tabakasını az bir şey arındırsam yeterli. Yani süngerin şu siyahlığını elde etmemiz lazım arkadaşlar şu şekilde. Yani üzerindeki o gördüğümüz kahverengi tabaka kalkması lazım. Bu zaten şu anda oldu. Şöyle biraz daha sıkalım. Şimdi bu arkasındaki şeyi temizleyeceğiz. Şu anda bu hazır arkadaşlar. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bunu temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunda da nasıl yapacağız? Bir saniye arkadaşlar. Bunu da şöyle bir geçen de göstermiştim. Şöyle bir fırça gibi bir şey olursa çok iyi olur. Şimdi bunu şöyle normalde arkadaşlar bu şekilde olur. Ya yani burada zaten sünger oluyor biliyorsunuz. Şöyle sünger oluyor. Burada sünger oluyor. Bunu alıyorsunuz. Şöyle. Bir de buradaki şu düzene bakın şöyle arkadaşlar parmaklarınızı şuraya şöyle sokuyorsunuz şu şekilde. Şöyle. En dibindeki ana büyük olan delik olan yeri basıncın vurduğu yeri çıkartmaya çalışıyoruz. Heh. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz pislikleri. Yani bunlar havanın basıncını da azaltıyor. Ya diyorsunuz işte benim pipofiltre bozuk mu acaba? Hani az hava çıkartıyor falan diye. Bazen işte buradaki pislikler de doluyor. Hatta şöyle baktığınız zaman da şuradaki delikler arkadaşlar yani bir kısmı gözükmüyor. Kapalı o da havanızın az çıkmasını sağlıyor. Onun için böyle bir süngerle yani şöyle bir süngerle arkadaşlar orada temizlemeniz lazım. Tabii şimdi yine kendi suyuyla elimizden geldikçe temizlemeye çalışacağız. Şöyle bakın. Hiçbir şekilde çeşmeden su kullanmıyoruz. Çeşmeden su kullandığım zaman arkadaşlar, ya tamam bunları kullan da hani şeyleri kullanma, süngeri kullanmayın. Tabi buralara da üfleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir saniye. Devam etsin video. Şöyle arkadaşlar şöyle bir klipsle şu delik olan yerlere delikleri açıyorum. Bayağı bir tıkanmış. Hakikaten bayağı tıkanmış. Hatta şunu da şöyle çıkartalım. Şöyle. Şekilde. Bakın görüyor musunuz? Hepsi açık arkadaşlar. Hepsi açık. Şurada şu şekilde. Bunun da hemen şurasını görüyor musunuz? Pisliklere bakın. Pislikleri görüyorsunuz. Bunu da tabii şurada yine süngerle temizliyoruz. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Videolarla ilgili böyle hani beğeniyorsanız yorum yazarsanız çok sevinirim. Bakın arkadaşlar şöyle takıyorsunuz bak şöyle çıkartıyorsunuz şu şekilde. Bakın şöyle. Şu şekilde takıyorsunuz tamam. Bu şekilde. Ondan sonra şu alttaki zımbırtı da yani şöyle şu ağır olan içindeki işte toprak mı neyse o olan o ağır kısmı da
Şu söktüğümüz parçaları yerine şu şekilde oturtuyoruz. Ve en sonda şöyle süngerimizi takıp şuradaki şu kısma bunu da şu serum taktığımız delik arkadaşlar şu delik yukarı gelecek şekilde yani zaten burası alt kısım şöyle şöyle duvarda tutarsam daha net görsünler. Hatta ışığı açalım. Bakın arkadaşlar şurası alt yani buraya takılan kısım şurası da üst kısım. Şurada seruma takılan kısım. Şöyle oturtturduk. Şöyle güzel bir şekilde tertemiz yaptık. Bakın size şeyde pisliği de tekrar göstereyim. Bir tane pipodan çıkan pislik arkadaşlar. Şöyle göster. Bakın arkadaşlar bu bir tane pipo filtreden çıkan pislik. 5 aydan beri oluşan pislik bu şekilde. Bu bildiğiniz hem bakteri kültürü hem de suyun işte temizlenmesi için oluşan işte pislik arkadaşlar. Kaç dakikamız olmuş? 5 dakika olmuş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Gerçekten de videolarda hani böyle paylaşıyorum ediyorum ama abone sayımız nedense yükselmiyor. Tabi unutuyorsunuz abone olmayı. Ya da ya aman boş ver ya işte ben izledim falan diyorsunuz. Tabi buradaki en büyük desteğiniz bana abone olup beğenip ya da yorum yazmanız. Tabi zorla demiyorum sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Ne kadar çok destek o kadar çok size bilgi aktarımı yapabilirim. Yaparım da. Hiçbir beklentim yok. Sadece kanalımızın büyümesi arkadaşlar. Dediğim gibi size her şekilde her koşullarda sizlere bir şeyler anlatmaya ve göstermeye de çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mutlu hobiler diliyorum.